Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah her biriniz iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyiyim, çok şükür diyelim. Tuğbalar da gelmiş arkadan görüyorum. Ayşe'ye geldik biz bugün oturmaya kızlarla beraber. Ayşe'nin oğlu, Allah tamamını erdirsin inşallah, nişanlandı. Yakında düğünümüz var. Oğlu Deniz Assubay'ı. Gelinimiz de çok tatlı ve çok güzel. Bugün sizlere gelin bohçası çekeceğim. Ayşe gelin bohçasını hazırlamış. Gelin kızlar neler hazırladım. Bakın dedi. Eğer müsaade ederse ben de sizlere çekerim. Beraber gelin bohçasında neler var görürüz. Tuğba ile Kübra da geldi. Evet, şöyle güzel bir masa. Diyette olanlar diyeti bozduracak bir masa. Yani ben ama bir şey yemedim bilerek. Dikkat ediyorum belki ama. Bugün kendime ödül verebilirim. Bugün ödül günümüz olsun bari. Maşallah neler hazırlamış. En sevdiğim olur kendisi. Fasulye diplesi değil mi o? Hı, bu da senin meşhur patatesli bir şeydi. Patates püresi. Kaşarlı patates püresi. Kaşarlı bezelye patates püresi. Bezelye sizin yöresel biliyorsun. Hmm. Kübra da yapıyor bunları. Evet. Sütlü tatlı. Ellerine sağlık. Evet, o da benim sevdiğim patlıcanlar. Makarna salatası. Ellerine sağlık canım benim. Şeyi görecek miyiz birazdan? Gelin bohçasını kayın görecek miyiz? Kayınvalide, evet. Biraz sonra bohçayı göreceğiz. Ayşe artık bir kayınvalide. Kayınvalideyim. Tamamını erdirsin. Ama nişanlandı ya artık canım. Evet, çok az kaldı. Ondan sonra düğün olacak. Ondan evet. Sonra da işte. Bohçaları açacağız biraz sonra. Açacağız. Ay, bohçaları çok merak ediyorum ben de. Birazdan hep beraber evet, gelin bohçası inşallah, izleyeceğiz. Inşallah. Kızlar hadi masaya. Hadi. Geliyorum. Hadi Canna. Ben çayları doldurayım, siz oturun. Hadi bakalım. O da kendi kızı bak 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 fotoğrafına bakıyor. Göstereyim size. Ben çektim. Evet. Kombinimizle beraber. Pek tatlısınız. Pek pek. Ne? Efendim anne. Evet sen de mama yapıyorsun. Başörtüsü. Evet. Burada ne var? Gelin. Gelinimiz için değil mi? Evet gelin. Gelin için bohça. Bunlar hepsi geline gidecek. Geline gidecek. Şurada annenin neyi vardı? Annenin süt hakkı. Göstersen. Annenin süt hakkıymış bu. Babayla erkek kardeşe de gömlek alınacak. Ay bakar mısınız? Dikirmatiği bile o kadar güzel ki süt hakkı için bile anneye özel bir şeyler yapılıyor. Gitgide şeyimiz kalkıyor. Küçüğünden başla. Küçüğünden al şuraya yere koy. Sen küçüğünden başla. Dur bakalım. Bismillah. Kilidi var. O tarafında bu. Kilidi var. Kilidi kus var. Kukus abla. Evet. Oradan başlatmayın. Böyle mi açılıyor kız? Pencerim. Kübra video çekiyor mu? Şöyle bir bakayım. Baksana detaylar gözüküyor mu? Ben elime alabilirim istersen şöyle çekebilirim. Tamam tamam. Sen çekersen daha iyi olur. Tamam. Şöyle bakalım neler var içinde. Tokasına kadar düşünülmüş. Bu tarafa da benziyor. Tamam. Tokasına kadar düşünülmüş. Tarağı. Makyaj fırçası. Makyaj malzemeleri. Deodorantı. Gelin mi beğeniyor bunları? Sen kafana göre mi beğeniyorsun? Makyaj malzemelerini gelin söyledi. Gelinimiz beğendi. Aha, ona göre aldık. Çok da karıştırmayalım da. Kullanacağı şekilde. Valla. Hepsi çok güzel. Böyle incili falan da bir kutu. Çok güzel. Çok. Şimdi diğerini açıyoruz. Küçük Ayşe abla açılmayacak bir şey var mı burada? Yok hepsi açılabiliyor. İç çamaşırlarını kısa verdik. Gel küçük minik. Küçük görümce bakmaya geldi. Ooo teftiş etmeye geldi. Bakayım Ayşe teyze ne koymuş bakayım. Çok güzel. Ay Lüleme. Bunlar hep lif mi? Ay Ayşe evet, modelleri çok güzel. Valla şöyle çekeceğim göstereceğim. Lif bohçası var. Çok güzeller. Ben de bakayım Ayşe teyze ne koydu. Bakar mısın Tuba? Çok güzel bu. Hepsi çok güzel renkler. Bayıldım. Dur veya bizim kız da istiyor. Tamam kızım tamam, sana da yapacağız. Kızım. Sana da hepsi. Buradan kızıma yapacağız. Kayınvalidesine. Liflerin modellerini olur, biz de isteriz. Bayağı. Çok güzel lif modelleri falan da var. Gelin kızınız bile bile kullansın hepsini inşallah. Sen bu tarafa ver bana diyemem. Tamam kaçma bak sen de bak tamam tekrar. Tamam sen de bak. Sen de bak tamam. Gel bakalım bir tane daha var burada onu da açıyoruz. Yalnız sandıklar da çok güzel ya. Sandıklar güzel ya. Sonradan kullanabileceği bir şey olsun istedim. Bunlarda da yine şey yaptım. Yelek yaptım. Kıyafet var sanırım. Evet, pijama mı bu? Tişörtü yok tişört eşofmanı. Eşofman altı var. Burada o şey şal. Şalak. Kazak. Kazak var. Ne güzel düşünmüşsün. Aç aç onu. Onun hepsini açabilirsin. İç çamaşırı yok. İç çamaşırı yok tamam. Yine bir tane hırkası var. Burada. Kolonya. Asetonu var. Terliği bile var. Bakar mısın? Sabun.
Bu ne? Bu da çok güzel. Ha, şal. Çok güzelmiş. Çorabı var. Pijama takımı var. Pijama takımı da çok güzelmiş. Iğıl iğıl. Vallahi yeri belli. Şöyle dokununca hemen belli oluyor. Kızım her gelinimiz kızar bize evet, sonra oturur falan da. Benim gider. Eylül baktı kalitesi koyalım. Güzel mi diye. Eylül kızın baksın tabii. Şöyle Allah hevesliklerini alırsın. Amin. Gerçekten hepsi çok güzel. Amin. Yorulduysan koy. Yok. Tamam. Böyle açayım mı bunu kurdelesine? Aç aç. Aç ve kızın tekrar bağlarım. Çok heyecanlandı. Elif Ceren'e gelmişler. Şey fermuarı var. Fermuarı. Çok güzel yalan kızım. Çok güzel. Gelmeyecek bir şey yok. Hepsini açabilirsin. Sana da gelecek onlar. Bunlar nedir? En sevdiğim ne resim takımları. Burada pike takımı var. Komple bir takım evet, var burada. Komple şöyle. Komple bir pike takımı var. Çok güzel ama. O şey. Ne resim. Nakışları ne kadar güzel gerçekten. Çok güzel maşallah. Bunu hazır mı aldın yaptırdın mı? Hazır aldım. Şeyden haştan aldım. Ha, ama çok güzel. Pamuk saten sanki değil mi? Pamuk saten. Şöyle göstereyim. Nasıl özenli maşallah. O kendisi desenli almış. Ben sade aldım. Ay şunun rengi de çok güzelmiş. Ama evet bak, evet. Yatak odası gri olduğu için gri. Ya bunlar mesela üstünde bir pikeyle çok güzel şey yapıyor. Onun zaten çevresinde böyle işlemeli şeyler vardır evet. Ya. Ama şunu şey de varmış. Onunki desenli almıştı annesi. Bu hangi marka? Yataş. Hepsi o da mı Yataş? O da şey kivi battaniyesi. Bak onun işte o şey oluyor. Evet nevresim. Bu da şey. Nevresim takımının üstüne atılıyor ya şu battaniyeler. Evet. Çok hoş duruyor. Burada iki takım havlu takımı var. Hamam havlusu takımı. Bunlar da hamam havluları için. Kız gibi hazırlanmışsın maşallah. Evet. Kızım geliyor. Evet. Gelenim değil mi? Hayır yani kızlar yapılır ya böyle evet. Çok ağır ağır. Onun gibi hazırlanmışsın nişana maşallah. Nişana giderken mi götürüyorsunuz? Nişanda. Biz nişanda yapıyoruz. Düğünde yapılmıyor. Nişanda gidiyor zaten. Evet, şey evet. Erkek tarafı nişansın bakalım. Bunu yapalım. Çayımızı dökeriz aşkım. Hayır onu alamayız. Hayır. Kendine çevir ön tarafını. Çay. Obidik. Burada da Allah Allah. Allah. Seccade. Aç seccadeyi ellemeyi. İşlemeli takımı. İşlemeli. Çok güzel. Ay. Çok hoş gerçekten. Çok hoş, çok ağır. Bohçası da var içinde. İçinde bohçası var. Sen bunu işledin mi? Bohçada takım herhalde. Kendin mi yaptın? Birlikte takım mı yaptırdın? Evet, ben böyle. Onu ben yeni diktirdim. Onu yaptırdım. Ben daha doğrusu yapacaktım. Yetiştiremeyince. Çengelle iğneye bakar mısın? O da bir uyum kesinde. Allah'ım. Maşallah. Çok güzel. Esas mücevherat burada. Evet. Vallahi. Kübra şöyle çek. Onlar benim el emeğim gözlüğüm. Sadece yaptın? Çemberler benim değil. Ama alttaki hepsi benim yapmam. Kübra şöyle çeksin. Çok hoş. Modeller çok güzel. Anne. Bu da çok kibar. Onları aldım. Ben de bakacağım de ya. Neler geliyormuş. Ben de bakacağım. Sana da yapacağız. Güzellik. Ay bak. Bak ha. Neler varmış aşkım. Az benden meraklı bakar mısın? Bana da böyle oraya oturacak. Bakayım Ayşe teyze. Ben de not alayım. Eylül. Sana da yapacağız böyle. Onları ben yaptım. Hepsi benim yaptım. Bamba havlular çok güzel oluyor gerçekten. Su çeksin dedim. O yüzden öyle aldım. Çok güzel. Kız çetikler böyle burası var. Bak iğne ayalı havlular falan da var. Bunlar mutfak havluları değil evet, mi? Evet bunlar mutfak havluları. Bunlar da hep iğne ayalılarıyla. Bak bak hepsini paketlemiş. İşlenmiş, paketlenmiş, hazırlanmış. Ne açabilirsin büyük havluları. Valla gelinimiz izliyorsan gerçekten şanslı bir gelinimizsin. Allah da inşallah. Ağızsa evet ağız tadıyla da inşallah bunların hepsini kullanın. Rabbim yuvanıza huzur versin inşallah. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Dur kızım. Ya nasıl bir heveslik ya bunlar? Patikler İnsan değil mi? Şimdi. Heves heves. Hmm. Bak burada da kaç tane patiği var. Anne. Evet anneciğim kırılmış onu takmamız lazım. Senin oğlunun evi nerede açılacak? Gölcük. Ha Gölcük'te. Ay şey. Ayşe. Sen koy ben düzenlerim. Sen küçüğünü tamam. Değil mi? Tamam. Düzeltirim ben onları. Sen koy. Da hepsinin yerleri de karışsın da istemiyorum. Yok yok ben onları düzeltirim. Tamam. Sen küçüğünü aç. Hı. Ve açıyoruz. Allah Allah. Sesinizin
Çok güzel olmuş ya gerçekten. Hepsi çok güzel. Doğası. Seccade. Burada bu da mı seccade? O hazır aldım. O hazır seccade şey falan da çok güzel. Bu da el işi mi? Aha, o da. Bu da şey işleme aynı. Şöyle bir işlemesini gösterelim. Belki model yapmak isteyenler vardır. Ekran şöyle görsünler. Benim annem çok yapar çünkü böyle model bakar falan. İki tane daha var. Onları da Arda'ya bıraktım küçüğüne. İnşallah onu da nasip olur. İnşallah sonra. Valla. Çok beğendik Ayşe. Çok Allah beğendik. Allah hevesi teyze alırsın inşallah. Arda'nın bohçalarında böyle bakmayı nasip inşallah. Amin inşallah. Öncelikle hayırlısıyla sağlıklı bir şekilde oğlanı tamamını erdirir. Amin. Güzel olsun inşallah. Ağızların tadını bozulmasın. Allah da isteyen herkese nasip etsin. Amin. Ed arısı da bizim başımıza olsun inşallah. Elin'in Ceren'in başına. Aynen inşallah Allah da hepimizin başına nasip etsin. Amin amin teşekkür inşallah. Teşekkür ederiz arkadaşım. Ben teşekkür ederim. Bana ve sevgili YouTube aileme borçlarını açtığın için. Ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Kız ne yapıyorsun ben sen orada? Ben de istiyorum Kübra teyze onlardan. Eylül'ü yapacağım. Onun kınası da var. Evet. Kız onun kınası da var elinde. Babaannesi ona ilk yaş kınası aldı. Bak ilk yaş kınası yaktı ona babaannesi. Zaten küpeleri almış, künyeleri dizmiş koluna. Künyesi şimdi düştü onu takacağım. Çeyiz yapacağız kızıma. Evet. Buradan da kayınvalideme duyurulurdu. Annem böyle şeyleri çok severdi. Evet. Şimdi sıra neye geldi? Kahve keyfine geldi. Güzel de kahvelerimizi içeceğiz. Acaba çöpünüzü oradan alsanız mı hanımefendi? Sunum çekeceğiz. Hadi çek bakalım. Sunumluk gibi süslemedim ki. Nasıl gözüküyor? Güzel gözüküyor. Güzel gözüküyor. Kızlar şekersiz yaptım ama şekerli içiyorsunuz. Eline sağlık. Yok yok ben şekersiz içiyorum artık alıştım. Tamam o zaman. Sen geldin aklıma biliyorum ki buraya şeker. Yaş kemalen. Allah cezanı vermesin. Sen artık ne demek istedin? Yaş kemalerde şekerini bırakıyoruz. Şeker falan yok. Artık yok. Ben de bıraktım. 36 oldum ben. Kızım. Yerim. Annesiyle ikisinin kombinlerine ne demeli bu ya? Bu yaz bizi böyle göreceksiniz. Allah'ım evet. Bunların süsü. Babamıza buradan duyurulur. Demek ki masraf çok. Çok. Kartın limiti azıcık daha. Anladık biz o mesajı verdik. Tamamdır. Kızlar paylaştıklarınızı. Niyetler dilek olur. Dilekler sebep olur. Sebepler dua olur. Dualar ise kabul olur. Tabii ki Rabbimin izniyle inşallah diyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Rabbim kimsenin evine huzursuzluk, mutsuzluk vermesin inşallah. Allah herkesin yuvalarına saadet nasip etsin. Ve yeni yola çıkacak olanlar, hayatlarını sevdikleriyle birleştirecek olanlar, inşallah yuvalarınızda her zaman sağlıklı ve mutlu olursunuz. Çünkü hiç kimse evlenirken mutsuz olmak için evlenmiyor. Herkes mutlu olmak istiyor ve inşallah da Rabbim hayırlı insanlara denk düşürsün. Hayırlı insanlar çıkarsın. Evlilik iki kişilik bir yol. İki kişinin iyi olmasıyla gerçekten her şey iyi olur. Bazen bazı şeyleri görmeyeceksiniz, duymayacaksınız. Gözünüzü kapatmayı, kulağınızı kapatmayı öğreneceksiniz. Öyle olursa geçim olur. Ama her şeyi görür, her şeyi duyar, her şeyde kusur arar, her şeye bir şey söylerseniz de geçimsizlik olur. Hiç gerek yok. Mutlu olmak sizin elinizde. Mutlu olmak isterseniz, gerçekten isterseniz görmemeyi, duymamayı öğrenirsiniz. Ve o şekilde yolunuza devam edersiniz diyorum. Çeyizler, özellikle de kızların çeyizleri vazgeçilmezidir. Ama çeyiz olsun, olmasın bunların hiçbir önemi yok. Özellikle düğün zamanı lütfen dikkat edin. Düğün zamanında yapılan hiçbir şey unutulmuyor. Gönül kırmayın, kalp kırmayın. Alacak, verecek dünya malı için. Sakın iki taraf için de söylüyorum. Kız tarafı için de, erkek tarafı için de. Birbirinizi incitmeyin. Her şey oluyor. Gerçekten zamanlı her şey oluyor. İstediklerinize kavuşuyorsunuz. Ama o geçmişte yaşanılan hiçbir şey unutulmuyor. İşte şunu alırken senin şu yapılmamıştı, bu olmamıştı, bunu söylemişlerdi gibi gibi gibi. Bırakın kız da erkek de mutlu olsun. Onlar mutlu olursa zaten anneler de babalar da bizler de mutlu olmaz mıyız? Oluruz tabii ki. Ve özellikle de gençlere söylüyorum. Her şeyi annelerinize babalarınıza duyurmayın. Çünkü onlar siz üzülünce onlar da üzülür. Siz unutursunuz ama onlar unutmaz aranızda yaşananları. O yüzden çok da çok tabii ki ciddi şeyler olmadığı sürece her şeyi de gidip annelerinize babalarınıza anlatmayın.
inanın çok daha iyi olur her şey. İki tarafı idare etmek çok kolay. Erkek kendi tarafını idare edecek, kız da kendi tarafını idare edecek ve iki taraf arasında olan şeyi de herkes birbirine söylemeyecek. En çok da erkeğe görev düşüyor burada. Annesiyle eşi arasındaki, ailesiyle eşi arasındaki diyaloğa çok dikkat edecek. İki tarafı da koruyacak, iki tarafı da sevecek ama ölçülü olacak. Çeyizler çok güzeldi değil mi? Ne güzel bak, bir yola çıkılıyor. Tek dertleri, tek gayeleri mutlu olmak. Anneler çok hevesli oluyor özellikle de. Her şey güzel olsun, her şey istedikleri gibi olsun diye istiyorlar. İnşallah da nasıl başlarsa Rabbim de sonunu öyle devam ettirsin diyorum. Mutlu olmak herkesin hakkı ama söylediğim gibi mutlu olurken de bazen bazı şeyleri mutlu olmak istiyorsak da görmemeyi öğreneceğiz. Tatlı dil o kadar önemli ki, güler yüz. Her şeye çare olur. Düğün üstü yapılan şeyler unutulmaz. O yüzden birazcık daha ölçülü olalım. Dilerim Rabbim gönlünüzün muradını versin. Allah inşallah evlatlarımızın her zaman iyi günlerini göstersin. Bugün Ayşe'nin oğlunun nişanı olacaktı. Onların mutlu anlarına şahit olduk. İnşallah Rabbim de herkese, bizlere de nasip etsin diyorum. Çocuklarımızın güzel ve mutlu anını görmeyi. Çok hayal gibi değil mi? Önce küçücük oluyorlar, sonra bir anda bakıyorsunuz zaman çok acımasız ve çok hızlı akıyor. Ama aksın, sağlıkla aksın, mutlulukla aksın inşallah. Unutmayın, kırılan kalpler tamir edilmesi çok zor oluyor. O yüzden gönül kırmak yerine herkes birbirine hoşgörüyle yaklaşsın diyorum. Sizi çok seviyorum. İnşallah izlerken keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.